Kenan'ı aldım. Bir başka adamı da alabilirim. Ha benim kardeşim. Sezona kalmış ya. Teslim olmuş ya. Başka var ki tabii. Çocuk oynadı. Ayağına çarptı. Boy. Sevgili izleyenler, spor saatinden mutlu akşamlar. 2015 yılının son spor saati programından mutlu geceler dileyerek programımıza başlamak istiyorum. 2015 yılı Muğla'daki profesyonel takımlarımız ve diğer takımlarımız nasıl geçirdi? İşte bu akşamki spor saatinde bunu konuşacağız. Fethiyespor'da önemli gelişmeler var. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın ayrılmasının ardından Fethiyespor'da beklenen teknik direktörlük açıklaması geldi ve Beyhan Çalışkan'la el sıkışıldı. Evet, şöyle bir geçmişe gideceğiz. 2015 yılı içinde Fethiyespor'da hangi teknik direktörler göreve geldi, gittiler ve giderken, gelirken nasıldı son durumları takımların, şöyle bir göz atacağız. Yine Muğla Spor geçtiğimiz hafta sonunda önemli bir karşılaşma yaptı kendi evinde Muğla Atatürk Stadı'nda ve Denizli Yeşilköy Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Muğla Spor'da teknik direktör değişikliğinin ardından 3'te 3 galibiyet serisi vardı ve ligi lider Didim Belediyespor'la beraber aynı puanla, 26 puanla kapattı Muğla Spor. İşte Muğla Spor'da konuşacağız bu akşamki programımızda. 3. Lig 2. grupta ise Bodrum Spor kampta ikinci yarıya bileniyor. Bodrum Spor herhangi bir takviye yapacak mı? Takviye yapacaksa hangi bölgelere yapacak? Maddi durumu nasıl? Beklentileri nasıl? Eğer teknik direktör Cem Canbaz'a bağlanabilirsek Cem Canbaz'dan da son durumu ve kamp hakkında bilgileri alacağız ve sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Ortaca Belediyespor'da ligi ligde kalabilmek adına son haftalarda mücadele ediyor. Ortaca Belediyespor'da da gelişmeleri, ayrıca Muğla Amatör Küme'de, Süper Amatör'de ve diğer Amatör Küme maçları nasıl gidiyor? Kalan süre içerisinde programımızın son hafta karşılaşmaları puan durumunda ekranlara getireceğiz. İsterseniz önce bu hafta Muğla Spor'a gidelim. Muğla Spor ligin 12. haftasında Denizli Yeşilköy Spor'u ağırladı. Denizli Yeşilköy Spor karşısında Muğla Spor galibiyet parolasıyla sahaya çıkmıştı ve nitekim istediği de oldu. 3-0 kazandı Muğla Spor'da. Hemen o görüntüleri ekrana vermeden önce sevgili izleyenler, isterseniz Bal Ligi'nde, bölgesel amatör ligde 10. grupta son hafta karşılaşmaları nasıl tamamlandı? Puan durumu nasıl ekranlarınızda? Amatör Ligi 10. grupta bu hafta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Didim Belediyespor 2, İzmir Spor 2, Muğla Spor 3, Yeşilköy Spor 0, Denizli Sarayköy Spor 0, Utaş Uşak Spor 1, Uşak Belediyespor 0, Ödemiş Spor 2, Bornova 1881 Spor 0, Kuşadası Spor 1, Söke Spor 1, Ortaca Belediyespor 0. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şu şekilde oldu. 26'şar puanlı Didim Belediyespor 1. Muğla Spor 2. 22 puanlı Ödemiş Spor 3. 21 puanlı Utaş Uşak Spor 4. 20'şer puanlı Kuşadası Spor 5. Denizli Sarayköy Spor 6. 19 puanlı Söke Spor 7. 17 puanlı Bornova 1881 Spor 8. 15 puanlı Yeşilköy Spor 9. 12 puanlı İzmir Spor 10. 8 puanlı Kale Belediye Spor 11. 7 puanlı Ortaca Belediye Spor 12. 3 puanlı Uşak Belediye Spor 13. sırada bulunuyor. 24 Ocak'ta oynanacak maçlar ise şu şekilde. Kale Belediye Spor, Ortaca Belediye Spor, Söke Spor, Kuşadası Spor, Bornova 1881 Spor, Ödemiş Spor, Uşak Belediye Spor, Utaş Uşak Spor, Denizli Sarayköy Spor, Yeşilköy Spor, Muğla Spor, İzmir Spor. Sevgili izleyenler, Muğla Spor
kendi evinde oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmayı çok değerli yorumcu arkadaşlarım Sayın Abdullah Çevrim ve Timur Fidan da yerinde çıplak gözle izleme fırsatı bulmuşlardı. Ben öncelikle programa katıldıklarından dolayı 2015 yılının bu son spor saati programında da birlikte olduğumuz için onlara bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Değerli izleyenler, evet, Muğla Spor nasıl bir karşılaşma ortaya koydu? Muğla Spor ligi bu şekilde götürebilir mi? Sözü hemen sevgili Abdullah Çevrim'e vermek istiyorum. O görüntüleri de Muğla Spor'un karşılaşmasından görüntülerde ekranlarınıza gelecek ancak. Maç öncesinde Muğla Spor'da Sani yeni transfer, aynı zamanda Etoga da yine Fethiye Spor'dan Muğla Spor'a gelen oyuncuydu. İşte Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Gürüm ve Menteşe Belediye Başkanı'na bu futbolcuların bir hediyesi de vardı maç öncesi. O görüntülerde ekranlara gelecek. Nasıl bir Atatürk Stadı'ndaki hava nasıldı sevgili Abdullah Çevrim? Şimdi Muğla Spor inanmış mı bu işe? Önce şunu söyleyeyim. Buyurun. Sevgili kardeşim Timur'la biz oraya gittiğimizde şöyle bir şey sahaya girer girmez ona şunu söyledim. Timur dedim, taraftara bak. Taraftarın hazır. Şehir hazır ve takım hazır. Yani bu Muğla Spor buradan üçüncülüğe gelebilmesi için her şey müsait. Her şeyiyle hazırlanmış. Ve bir kıvılcım bekliyor. Bu kıvılcımı çakacak ve bu lige geleceğinin işaretlerini verdi. Evet. Ben en çok da taraftarların, ya müthiş bir taraftarı var. O müthiş taraftar dediğim taraftar, yani bugün bazı liglerde, üçüncü liglerde olmayan bir taraftar kalabalığı var. Ama 4-5 yıl önce o yeşil beyazlı taraftarlar hakikaten Muğla'nın değil Ege'nin de gururuydu. İşte yani burada hazır olan şeyler... Taraftar hazır, şehir hazır, takım hazır. Yani her şeyle hazır. Helva yapılacak. Helva yapılacak artık. Son 4-3 tarı yapıyorlardı zannediyorum burada. Ben böyle gördüm. Yani takım ve yönetim bu takımı lige çıkartmak için ellerini kollarını sıvamışlar. Var kuvvetleriyle çalışıyorlar. Evet. Evet, sevgili Timur Fidan, oyuna gelecek olursak, Abdullah Bey'e onu sorayım. Oyuna gelecek olursak nasıl bir oyun vardı ortada? Tamam, inanmış, taraftar güzel, destek yapıyor. Sahadaki mücadele nasıldı? Sahadaki mücadele, şimdi herkes işte iki tane yabancı oynatıldı. Bu iki yabancının da işte esmer olması arkadaşlara bir gayret gösteriyor. Oyuna gelince oyun parlak. Çok iyi futbol oynuyorlar. Yani takım halinde iyi bir futbol oynuyorlar. Bizden giden o Etoga orta sahada pasları alıyor, pasları veriyor. Bundan evvelki maçta daha iyiymiş. Öyle dediler bize orada. Bu maçta biraz yorgundu galiba ki fazla bir şey göstermedi. Ama samimi o adam, ikinci oynayan yabancı. Sani çok kuvvetli. Bayağı yani Fener'deki santifor gibi, Bursa'dan gelen santifor gibi. Evet. Çok diri, çok kuvvetli ve çok koşuyor. Takımı da zaten sürükleyenlerden biri. Takım olarak da iyi futbol oynuyorlar. 3-5-2 yapıyorlar aralarında. İki tane ileriye adam salıyorlar ve çok güzel de kontrataklara çıkıyorlar. Evet. Yani oynadığı rakip onun rakibi olamaz hiçbir zaman yani. Oynadığı rakip onun rakibi olamaz. İyi bir takımları da var. Allah yollarını açık etsin inşallah. Önümüzdeki sene playofflarda geçip üçüncülükte mücadele etmeye başlarlar. Ben öyle gördüm Timur. Evet. Bilmiyorum sen. Devreye aynı... böyle galibiyetle girmek bir moral de verir takıma. Tabii şeyler, canım. Değil mi? Şevktir bu. Birdenbire gireceksin. Girdiğin zaman alıp götürsün. Yani bir şeyim ters gitti mi hepsi ters gider. Onun için başından iyi olmaya bakacaksın. Bu takımın da yani hocasıyla da yukarıda geldi, odada tanıştık. Hoca da genç bir hoca. Evet. Zannediyorum ki biraz da çalışkan, öyle gördüm ben sahanın içerisinde de biraz hareketliydi. İyi netice alacaklarına inanıyorum Muğla'nın.
Evet, Gürkan Ferhatoğlu hocamız. Evet. Tebrik ediyoruz kendisini. 3'te 3 yaptı Muğla Spor adına. Sevgili izleyenler, o görüntüleri ekranlara bir daha verelim. Kumanda masasında sevgili Ali, Muğla Spor'un karşılaşmasından görüntüleri. Bu karşılaşmayı Ali Rıza Boz, Tayanç Eldemir, Soner Özçelik hakem triosu yönetti. Karşılaşmayı izleyenler arasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk de vardı. Menteşe Belediye Başkanı da olmak üzere. Muğla Spor sahaya Kalede Eren, Taner Polat Şahin, Ersen Etoga Ozan, Selçuk, Enes, Sani ve Coşkun 11 ile çıktı. Yeşilköy Spor ise Burhan Mehmet Gürkan, Musa Ahmet, Hacı Tevfik İkrar, Barış Ahmet ve Onurcan 11 ile sahada yer aldı. Bu karşılaşmanın 30. dakikasında penaltı vuruşundan Selçuk topu ağlarla buluşturdu ve Muğla Spor 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu golle 1-0 önde kapattı. Tabii maçın 43. dakikasında Sani Yeşilköy kalecisi Burhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çok güzel vurdu ama kaleci de aynı güzellikle topu ağlara giden topu çıkarmayı başardı. İkinci yarıda da etkiliydi ev sahibi Muğla Spor. Karşılaşmanın 53. dakikası önce Yeşilköy sporlu Musa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İşte o penaltı vuruşu ve son derece güzel bir vuruş ve top ağlara gidiyor Selçuk'un attığı bu golle. Karşılaşmanın 70. dakikasında bu kez Sani takımının ikinci golünü kaydetti. Nasıl oldu o gol dinleyeceğiz ama son derece iyi yükseldi Sani. Kafayla topu ağlara gönderdi gelen ortada. 82. dakikada yine kullanılan korner atışında ceza sahası içerisinde savunmaya rağmen çok iyi yükselen Coşkun kafayla topu ağlara gönderdi ve Muğla Spor sahadan 3-0 galip ayrıldı ve liderliğe de oturdu diyebiliriz. Daha doğrusu lider Didim Belediyespor'la aynı puanla ligin ilk yarısını kapatmış oldu. Evet sevgili Tibur Fidan, bu görüntülerin üzerine konuşacak olursak ve bu bilgilerin ışığında nasıl bir Muğla Spor vardı sahada efendim? Biliyorsunuz haftalardır aslında hep Fethiye Spor ve maçları olması fikstür gereği Bodrum Spor'la Muğla Spor'un maçları da çakışıyordu Fethiye'nin evet. Burada oynadığı dönemlerde. O nedenle gidememiştik deplasmanlara. Sözümüz vardı, sen gelemedin. Evet. Biz iki kişi gittik Abdullah abiyle. Sağ olsunlar yönetici arkadaşlarımızla iyi bir diyalog ortamında maçı müsabakayı izledik. Takıma gelince gerçekten hem yönetim hem taraftar Abdullah abinin dediği gibi geçmiş yıllardaki Muğla Spor'un marşıyla Karbora Fırtına diye başlayan Muğla Spor marşıyla taraftar çok iyi destekliyor takımını. Futbolcular da gerçekten sahaya çıktığı zaman artık ben şampiyonluğa yürüyorum görüntüsünü veriyor. Sağlam basıyor yani. Evet. Şimdi sahada 90 dakika. Evet. Hepsi inanmış. Evet. Şimdi 90 dakika içerisinde önce bir dengeli oldu ve Sani ile özellikle orta sahada biraz da düşüşünde o neden olduğunu sanıyorum. Etogo'yu daha önceki maçlarında da ben izlediğim için bu maçta biraz daha düşük görünmesinin nedeni şu oldu. İlk dakikalarda ceza alanı dışında bir ayağına bileğine doğru bir sert bir hareket oldu. Evet. Ondan sonra biraz sancılı oynadı. Tabii soğutucu moğutucuyla idare etti belki ama psikolojik olarak etkiler yani bu futbolcuyu. Biraz da o düşüş olabilir. Ama her zaman herkes %100 performansla oynayamaz. Şimdi Sani gerçekten Akhisar'dan alınan Sani. Evet. Yani çok tecrübeli, amatörlüğe dönmüş ve Muğla Spor'a büyük katkı sağlıyor. Hücumda hele bir de santrafor oyuncuları çok iyi. 53 numaralı oynayan oyuncumuz bayağı etkili. Kaptan çok şeydi, takımını toparlayıcı ve arkadaşlarına böyle hemen yardıma giden. İlk penaltı pozisyonunda... Şunu söyleyeceğim, hep denir ya, karakterli oyuncular. Evet, yani şimdi biraz daha... Takım, bir tek şey gördüm orada, lafını kesiyorum Timur'cum. Buyurun. Bir şey gördüm, gole attı. Penaltı atıldı, dikkat edin. Evet. Penaltıdan sonra takımı herkes nerede toplandı? Taraftarların önüne gitti. Taraftarların önüne gitti. Kaptan bir işaretle onları oraya çağırdı. Hepsi geldi. İnanmak işte burada başlıyor. Evet. Yani İnanmak şurada görüntülerde de gözüktü zaten. Evet. Gerçekten bir hava var. Havaları yerinde. Çok güzel. Yani Allah nazardan korusun diyebilir miyiz?
Amin. Yani yoksa başka türlü yıkılmalarına imkan yok. Ben evet. öyle gördüm. Ama tribün de aynı. Büyükşehir işte Belediye bak. Başkanı orada. Menteşe Belediye Başkanı orada. Sporun, yani, Muğla Sporu'nun bütün duayenleri orada. Futbolun ana cilvelerinden bir tanesi. Evet. Futbolcunun arkasında birileri duracak. Ya, tabii ki. O takım arkasında taraftar istiyor. Duruyor şimdi. Bakın, o yönetim duruyor. Şehir duruyor. Evet. Şehirde bir hava var ki aklın durur. Yani şampiyon olmuş bir havaları gibi. Tabii bir futbolculara olumlu yansıyor bu da. Onlar da elinden geleni yapıyor. Evet. Şimdi devre arasında yöneticilerle fikir teatisinde bulunduk. Daha sonra sevgili eski futbolculardan Raşit Akın var işlerinde. Mehmet diye arkadaşım var. Sevgili Başkan Abdullah eski Sarlı ile beraber sohbet ettik devre arasında hemen kısacık da olsa. Daha sonra ligin ikinci devre başladı pardon müsabakanın. Sani'nin sağdan sağ bek bir oyuncu var. Gerçekten sağ taraftan yaptığı bindirmelerle çok etkiliydi. Evet. Yani şu anda gerçekten Fethiyespor öyle bir adam ihtiyaç gibi evet. gözüküyor. Şimdi çok etkiliydi. Özellikle yaptığı ortayla Sani ve şeyin kaptanın boşalttığı bak, alan. Bak, evet. Ha, şu pozisyonda topluma bakın şimdi. Evet. Burada güzelliğe bakın. Hemen taraftarların takımın, önündeydi. Takım olduğunu gösterir. Evet. Sonra ikinci devre işte sağ kanatta onun yaptığı ortaya Sani çok güzel havalanıp ön direğe doğru hamle yaptı ve kafayı vurarak galibiyet golünün perçinlemiş oldu. Sonra ilerleyen dakikalarda zaten Denizli takımı fazla zorlayıcı değildi. Yani Muğla Spor kalitesinde olsa da oynanan oyunla bu zaten daha farklı sonuçlara da gidebilirdi. Takım Sani çıkarmaya çalıştı. Sani'nin attığı golü profesyonel liglerde atanlar çok azdır. Dikkat et, top gelirken koşuyordu. Koşarken havada topu gördü, vurdu kafaya gitti. Topu nereye düşeceğini, yani, havada yani, nerede olacağını, o çok enteresan bir şey gösteriyor. Tabii orada o şey ambiyansı yakalamak çok önemli. Koşarken topu vurdu ve golü öyle attı. Kaleci de kaldı çünkü. Evet. En tehlikeli kaleciler için gollerden bir tanesiydi. Sonuç olarak üçüncü golü de atıp gerçekten hak ettiği şekilde son dakikalarında maç golükten takip ettiğimiz için son 15 dakikaydı hatta. 2-0 İzmir Spor'da dedim karşısında galipti. Evet, biz dedik Muğla Spor ligde lider olarak bitirecek. Ya gene bir lider olarak bitirdi ama son 15 dakikada ne yazık ki dedim Spor 2 gol atmış. Kaldı, evet. Berabere bittiği için. Tabii ama bu geliş ve bu form inşallah nazardan saklasın. Gerçekten yönetim olarak, Abdullah abinin dediği gibi takım olarak, teknik kadro olarak bir bütünleşme var taraftarla. 90 dakika taraftar takımın destekledi. Hele gol attıktan sonra o coşkuyu paylaşarak bunu sürdürmeleri bizim de geçmişte Fethiyespor'un da şampiyonluğu yaşadığı dönemlerin havasına bir benzer bir ortam vardı. Umarım bu başarılar devam eder. Muğla Spor'un önü açık diye görüyorum gerçekten. Evet, teşekkür ediyorum. Muğla Spor Bölgesel Amatör Lig 10. grupta 26 puanla ligi kapatırken 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 17 gol attı, 8 gol gördü sevgili izleyenler kalesinde. Bir de 2015 Muğla Spor'a bakalım. Muğla Spor 2015 yılını ligin 3. sırasında tamamlamıştı. Yine Bölgesel Amatör Lig'de. Bodrum Spor şampiyon olmuştu. Ve tabii ki Bodrum Spor'un bir anlamda haftalar öncesinden şampiyonluğunu da ilan ettiğini hatırlayalım. Hakikaten Bodrum Spor için 2015 yılının ilk ayları muhteşem diyebiliriz. Muğla takımlarının içerisinde ama Muğla Spor 3. sırada tamamlamıştı. Muğla Spor Egemen Urhan'la devam etti sevgili izleyenler geçtiğimiz yıl teknik sorumlu olarak. Daha ardından Ercan Ertem Çöz'le yola devam etti. Ligi 3. sırada tamamladıktan sonra Gürkan Ferhatoğlu hocayla anlaşmıştı ve geçtiğimiz haftalara kadar yani 3 hafta öncesine kadar da Gürkan Tevfik Atatekin'le devam etmişti ve son 3 haftada da Gürkan Ferhatoğlu'yla anlaştı ve 3'te 3 yaptı Tevfik Atatekin'in ardından Muğla Spor.
Tabii Tarsus maçı sonrasıydı. Yok. Üçüncü ligde bu yıl şampiyonluğa koşuyor. Muğla'daki havayı arkadaşlarımızdan dinledik sevgili izleyenler. Bu karşılaşmadan sonra Muğla Spor basın sözcüsü Abdullah Eskihisarlı neler söyledi? İsterseniz maç sonundaki o röportajı da ekranlara getirelim. Bakın duygular nasıldı? Bugün arkadaşlar çok iyi futbol ve güzel bir galibiyetle ilk yarıyı 3 puanla ve lider olarak diyelim puan puana diliminde 2-2 beraber kaldığını duyduk son dakika. Puan puana kapattık. Şimdi önümüzde bir ay süreçli bir hazırlık dönemimiz var. Kamp yapacağız. 12 gün Antalya'ya gidiyoruz. Artık bu sene bu işe son vermek istiyoruz. Amatör liglere, profesyonel lige çıkmak için Muğla Spor her şeyiyle, taraftarıyla, futbolcularıyla, yönetimiyle, her şeyle hazır. Herkesi tebrik ediyorum. Özellikle taraftarın müthiş göstermiş olduğu bugün ilgiye, alakaya ve atmosfere de çok teşekkür ediyoruz. İkinci yarı inşallah iyi bir Muğla Spor'la, daha iyi bir Muğla Spor'la karşınızda olacağız. Herkes bize güvensin. Evet sevgili izleyenler, Abdullah Eskihisarlı'nın maç sonrasındaki sevinçle söylediği değerlendirme böyleydi. Muğla Spor'a ikinci yarıda ne tavsiyede bulunursun sevgili Abdullah Çevrim? Vallahi takım olarak iyiler. Takım olarak koşan, didişen... Takviye gerekiyor mu takıma? Her takımı takviye gerekiyor. Yani ne olacağı belli olmaz. Ellerindeki yedeklerin ne durumda olduğunu bilmediğimiz için. Şimdi bir şey söylemek olmuyor. Onu da görmek lazım. Hocalarından onu almak lazım. O sorunun cevabını onlardan almak lazım. Ama ben baktım bu takım götürebilir. Evet. Bu amatörlükte bu takımla biraz da fazla gibi geldi bana bu takım. Amatörlükte fazla gibi geldi. Yani gelecek yılın eğer yükselirse 3. ligdeki takımı hazır diyebilir miyiz? Hazır. Muğla Spor evet, için. Ben onu yolda gelirken de Timur'la görüştüm. Değerlendirme yaptınız. Bu takım dedim yani profesyonel lig, 3. ligde oynayabilecek bir takım. Bunu konuştuk gelirken de. Ay, hakikaten de öyle bir takım. Yani bir sanı yok bir amatör takımların içerisinde. Burada başta ortacıya gittik, şeydi gördük. İşte bu... Ortaca 1-0 yenildi Söke deplasmanında. Onu yani hemen arada söyleyelim. Çok takımları gördük, amatör takımları ama bunlar biraz yarı profesyonel bir takım olmuşlar. Takım olarak ellerindeki oyuncular çok iyi. Evet. Bir orta sahada devamlı gidip gelen sol tarafta 3 numaralı bir futbolcuları vardı. Onun adını bilmiyorum. Evet. Sen biliyordun. O Eray mıydı, Akay mıydı o çocuk? Evet. Gitti geldi şey gibi. Ersen. Motorlu tren gibi. Gitti geldi, orta yaptı, gitti geldi. Ersen. Top kesti. Evet. Yani takım olarak futbol oynuyorlar. Yani futbol oynayan bir amatör takım var orada. Ama profesyonel ama amatör olarak oynayan bir takım var. Evet. Onu gördüm. Ligde de bu gerekmiyor mu aslında? Tabii. Yani amatör o ruhun profesyonellere takım olarak işlenmesi sonuca her zaman etkili olmaz mı hocam? Siz yıllarca futbol oynadınız. Her zaman olur. Bu bakın. Orada saniye amatör olmuş. Futbol oynamak için amatör olmuş. Demek ki bir yerlerde de oynuyordu bu adam. Oraya gelmiş, daha rahat oynayayım diye. Orada isim değişmiş. O adam orada. İşte Otega bir öbür adam da orada. Ama o genç çocuklar var. O kadar diri çocuklar var ki. Bayıldı bir iki tane stoperi var, aklın durur ya. İndiriyor topu, kaldırıyor, veriyor, alıyor. O kadar güzel bir düzen kurmuşlar ki. Yani her dakika gol pozisyonuna giren bir takım. Evet. Ben onu gördüm. Evet. Teşekkür ederim. Sizin ikinci yarı için öneriniz var mı? Takviye anlamında ya da Muğla Spor'a bir öneriniz var mı? Nasıl gitmeli? Yani bu yol şu andaki yol haritasıyla Muğla Spor evet bu yıl Didim Belediyespor'un üstünde ligi tamamlar diyebiliyor muyuz? Şimdi Didim Belediyespor da çok güçlü. Tabii bütün takımların hepsini seyretmediğimiz için ama Muğla Spor'u gördüğümüz kadarıyla diğer rakiplerle yaptığı mücadeleyle geldiği yer belli zaten. Evet. Şimdi yönetim gördüğü eksikliği Sani ile çok güzel takviye yapmış. Bu bizim açımızdan da şöyle değerlendirmeye getiriyor. Yani yönetim ve teknik kadro gerçekten yerine nokta denen
O transferin bir tanesini yapmışlar. Muhakkak ki kendileri sezon içerisinde bazen performansı iniş çıkışlı olan oyuncular için en uygununu seçeceklerdir. En büyük avantaj bu kulüpte yöneticilerde futbol oynayan yönetici sayısı çok fazla. Evet. Yani sevgili Raşit var, eski Rıdvan Sercanlar'la beraber oynamış. Akın var, bu takımı zamanında kaptanlık yapmış, yıllarca futbol oynamış. Mesela Mehmet Ali Demirbaş diye bir arkadaşımız var. Genç, doktor mesleğe rağmen her hafta maça gidiyor, seyrediyor. Evet. Şimdi Abdullah Eskihisarlı öyle bir inanmış ki haftalardır zaten yayınlara katıldığında bu takımın bir yani şube sorumlusunun örneğini gösteriyor. Evet. Yani şimdiden profesyonel liglerdeki bir örnek. Şimdi mesela çok önemli bir havadır. Futboldan gelmiş Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı, Bahattin Gümüş'ün yardımcısı Mehmet Güven vardır. Birçok insan tanımaz. Evet. Ama onun futbolcu geçmişini ben tanıyorum. Evet. Sevgili Yalçın Kazan arkadaşım vardı. Onunla da çok samimi diyorlar olduğu için daha çok görüşmüş olduk. Maçta da yine aynı havaya girmiş, bir şampiyonluk havasına girmiş yöneticiler. Evet. İşte Muğla Spor ruhu, yani eski o Muğla Spor ruhu şu andaki iyice canlanmış durumda. Evet. Muğla'da. Şimdi bir de biliyorsunuz bu düşüş bizim zaman zaman benim dile getirdiğim özellikle hani kulüplerin mali sıkıntılarından bahsederken geçmiş yıllarda birçok profesyonel liglerden gelen borçlar var. Bunları yapılandırıp bugün sıfırlandırmış ve rahat tercih yapabilecek bir konuma gelmiş. Evet, bir telefon hattımızda telefon hattımızda Cüneyt Erdoğan var. Muğla Spor'u çok yakın takip eden gazeteci arkadaşımız. Sevgili Cüneyt, öncelikle 2015 yılının bu son Muğla'nın televizyonu Kanal F'de spor saatinden mutlu akşamlar dilemek istiyorum. Muğla Spor'u da tebrik ediyoruz. Önce kısaca bu son 90 dakikayı bir değerlendirip bir 2015 Muğla Spor açısından nasıl geçti? Bize özetleyebilir misin efendim? Alo. Sevgili Cüneyt. Evet. Evet arkadaşlar. Alo, iyi akşamlar. Evet. Sevgili Fidan, buyurun. Şimdi biz maçtan sonra zaten fazla kalamadık da maçın yarım saat evvelinden gittik, sahaya girdik. Maçtan sonra da Abdullah abiye daha önce Muğla'da tesisleri görmemişti. Bir gidelim görelim dedik. Rahmetli Sıtkı Koçman'ın katkılarıyla başarılmış çok güzel bir tesis vardı. O tesise kulüp binasına gittik. Bakıma alınmış. Hatta kupaları falan da görelim orada diye Abdullah abi daha önceden bildiği için onları falan bakalım dedi. Birçoğunu toplamışlar. Ama bu anda hemen akabinde biz yola çıkmak durumundaydık. Geriye döndük. Kendileriyle fazla birlikte olamadık ama en azından tesisleri gördük. Hemen toplanıp orada sezonu değerlendirip hocayla yapacaklardı. Biz onları dedik. Biz hemen zaten yola çıkacağız. Ayrıldık. Kendilerine bize gösterdikleri yakınlıktan ötürü teşekkür ederim. Biz Kanal F olarak her zaman Muğla Spor'un, Bodrum Spor'un ve Ortaca Spor'un arkasında olduğumuzu bir kez daha belirtmiş olalım. Evet, sevgili Cüneyt Erdoğan telefon attığımızda. Sevgili Cüneyt, 2015 yılının bu son spor saati programından Muğla'nın televizyonu Kanal F'den mutlu akşamlar dilemek istiyorum. Yeni yılında inşallah sağlıklı ve başarılı geçer tüm Muğla camiası için bu dileklerimi iletiyorum. Muğla Spor'un şu son 90 dakikası nasıldı Yeşilköy Spor önünde? Bir de 2015 Muğla Spor ajandasına bakacak olursak nasıl değerlendirirsin? Bu yıl takım şampiyonluğa gidiyor diyebilir miyiz? Sevgili hocam, size ve konuşmalarınızı bu maçlarından görüyoruz. Teşekkür ederiz. Ayrıca yeni yıllar için de kutluyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Devam eden süreçte
Ardından Gürtan Berakoğlu'yla Amaç Bey olsun, Berkoğlu'nun kudreti sorulu. Gürtan Hoca'yla birlikte sürekli olarak yoluna devam ediyor. Liderci Lübeti'nin kolay bazı İstanbul'u bazı en sonra ikinci sırada tamam gören teknik devletinde başarılı bir şekilde trafiklerini kapatmayı düşünüyorum. İkinci devreden beklentilerimi söylendim. Buyurun. İkinci devreyi Antalya İstanbul'a sönecek olan sporumuz. Yönetim kurulu gereken çalışmaları yapacaktır. Bize yıllarımız çalışmalar ne gerekiyor? Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda. Bu hedef doğrultusunda bu sporun tek bir hedefi var. Yıllardır özledi hiçbir lige, profesyonel lige tekrar geri dönmek. Bu anlamda da ikinci lig sonunda, ikinci devrenin sonunda giren tarafın bu sporlu kaynancımızdan. Gelelim buradaki dedikleri tekrar bahsetmek istiyorum. Bizim çok değerli yorumcularımızla pazar günü sahip olduk. Bunun çok değerli birliktelik var. Evet. İlim valisi, ilim belediye başkanı, ilim merkezi belediye başkanı, ilim kaymakamı, ilim milletvekili, ailesiyle bile gelerek takıma destek dediler. Muğla'da adeta herkes yeşil beyaz tek direk oldu. Muğla Spor'un şampiyonluğu için artık yürekten atmaya başladı derken çok güzel bir gelişmeyi de paylaşmak isterim ben. Tüm Kanal T ailesi. Heyecan, müsaade ederseniz. Tabii ki. Kanal T'de de bunu duyurmak tabii ki bizim için oldukça güzel bir gelişme. 48 gençlik taraftar grubumuz var bizim bu arada. Yağmurda, sabırda, sıcakta, soğukta her zaman takılanacağım da başta destekleyen reparter bir taraftar derneğimiz var. Bu taraftar derneğimizde İçinköy maçı öncesi yeni başkanlarıyla birlikte çok güzel olumlu imzalar. Bugüne kadar bu arada sporaya için de artık camiaya hizmet vermiş ve bu dünyadan kök etmiş bütün bu spor emeklerinin insanların ruhuna da lokma döktürdüler. Yaklaşık 3.000-5.000 kişide bu lokmadan nasibini alarak hayır duaları ve bu spor emeklerinin sizler için de dua etmiş oldu. Temennimiz ve söylüyorum, sezon sonunda bu sporu şampiyon görmek, öncelerimizin fizik sizlerle birlikte yaşamak en büyük temennimiz. Tekrar yeni yılın sizlere, kanalçı ailesine, tüm çalışanlarına ve konuklarınıza sağlık, huzur ve başarı istemek istekleriyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sayın sevgili Cüneyt, çok teşekkür ediyorum dileklerin ve verdiğin bilgiler için. Şunu özellikle öğrenmek istiyorum. Muğla Spor'un şu anda bir takviye diye, tabii ki teknik kadrodan gelecek olan rapor önemli de, düşüncesi var mı? Böyle ilk isimler arasında geçen isim de var mı? Hani 2015 yılının bu son programında en azından Muğla Spor camiasına bu şekilde bir müjde de verebilir miyiz? Takviye anlamında. Sayın Cansız, bu konuyla ilgili tam yetkili transfer komitesi ve teknik direktörümüzün bu konuda bizim tamamen ilgi vermemiz ya da yönlendirme yapmamız yanlış olabilir. Ama teknik direktörümüzün raporu transfer komitesinin de onay ve talepleri doğrultusunda gereken takviye ya da talep gelirse ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bundan bu olası spor camiasının hiç kimse bir kuşkusu olmasın. Evet, çok çok teşekkürler. Selam ve sevgiler. Yeni yılın kutlu olsun. Tüm Muğla Spor'a da başarılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Cüneyt Erdan sevgili izleyenler telefon attığımızdaydı. Son bilgileri aldık Muğla Spor'la ilgili olarak değerlendirmeyi. Şimdi Bodrum Spor'a bakalım isterseniz. Muğla Spor'u kapatıyoruz dosyamızı. Bodrum Spor kampta sevgili izleyenler. Üçüncü lig, ikinci grupta Bodrum Spor kamp yapıyor. Kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi de alacağız ancak. Üçüncü lig, ikinci grupta puan durumu ve son haftanın maçları nasıl sonuçlanmıştı isterseniz bir hatırlayalım. Spor Toto 3. Lig 2. grupta bu hafta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Payas Spor 0, Eti Meskut Belediye Spor 1, Diyarbakır Spor 1, Adliye Spor 0, Kahramanmaraş Spor, Büyükşehir Belediye Spor 2, Orhan Gazi Spor 2, Denizli Büyükşehir Belediye Spor 3, Sultanbeyli Belediye Spor 1, Ayvalık Gücü Belediye Spor 1, Kemer Spor 2003-5, Gazi Osmanpaşa 2, Manisa Büyükşehir Belediye Spor 5, Sancaktepe Belediye Spor 3, Sakarya Spor 1, Yomra Spor 1, Zara Belediye Spor 0, Of Spor 2, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 1. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şu şekilde oldu. 39 puanlı Eti Meskut Belediye Spor 1. 33 puanlı Orhan Gazi Spor 2. 32 puanlı Diyarbakır Spor 3. 31 puanlı Of Spor 4.
29'ar puanlı Sakarya Spor 5. Adliye Spor 6. 28 puanlı Kemer Spor 2003 7. 27'şer puanlı Bodrum Belediyesi Bodrum Spor 8. Yomra Spor 9. 26'şer puanlı Sancaktepe Belediye Spor 10. Derince Spor 11. 24 puanlı Manisa Büyükşehir Belediye Spor 12. 22 puanlı Kahramanmaraş Spor Büyükşehir Belediye Spor 13. 21 puanlı Denizli Büyükşehir Belediye Spor 14. 19 puanlı Sultanbeyli Belediye Spor 15. 15'er puanlı Payas Spor 16. Ayvalık Gücü Belediye Spor 17. 11 puanlı Zara Belediye Spor 18. 10 puanlı Gazi Osman Paşa 19. sırada bulunuyor. 10 Ocak'ta oynanacak maçlar ise şu şekilde. Of Spor Zara Belediye Spor, Yomra Spor Sakarya Spor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Adliye Spor, Derince Spor Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, Sancaktepe Belediye Spor Manisa Büyükşehir Belediye Spor, Gazi Osman Paşa Kemer Spor 2003, Ayvalık Gücü Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor, Denizli Büyükşehir Belediye Spor Orhan Gazi Spor, Diyarbakır Spor Etimeskut Belediye Spor. Sevgili izleyenler, Bodrum Spor, Yalıkavak'ta Bodrum Spor tesislerinde kampı devam ediyor. İki önemli hazırlık maçı planlıyor Bodrum Spor. Bu karşılaşmalardan bir tanesi yarın, yani çarşamba günü oynanacak. Bodrum Spor'da ligi 8. sırada kapatmıştı. Hemen geçtiğimiz hafta değerlendirmede bulundu değerli konuklarım ama sevgili yorumcularımız bu kez ne söylemek isterler? Sayın Cem Canbaz'ı da dinleyeceğiz sevgili Abdullah Çevrim. Bodrum Spor'la ilgili ne söylemek istersin? Mutlaka takviye yapmalı mı? Tabii ki bunun için de bir maliyet gerekecek. Üçüncü lig, ikinci grupta. Vallahi Bodrum Spor'un fedakarlık yapması lazım. Yapmazsa görünen... Bu yıl ligde tutunmak mı istiyor arzusu? Şimdi orasını... 8. sırada, evet. İşlerinde olmadığımız için evet. İnsanın fikriyle zikrinin olduğu belli olmaz. Onunla bir temasımız olmadığı için bir şey soramıyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Yani belki Cem biraz sonra konuşursa evet. Ondan ne fikirler var, ondan bir şeyler öyle sorarız. Ama paraları yok desek Bodrum'un parası vardır. Bodrum'un çok iyi bir sporcu belediye başkanı vardır. O ki yani Bodrum'un üçüncülükte oynamasını canını gönülden isteyen bir başkandır. Öyle biliyorum kendisini. Tabiatıyla aradaki puan farkı bir hengame. Fazla bir açıklık var. Biri 39 puanlı, birisi 22 puanlı. 27 puanlı. 27, 39. Yani puan farkları da çok açılmış. O da bitti. Taktiktir. Ben ligde kalayım, ortalarda kendim kalayım, başka bir yerlere gitmeyeyim diye düşüncesi de hakim olabilir. Ondan sonraki önümüzdeki sezona daha rahat gireyim der diyebilir diye düşünür. Hocası da, yönetimi de öyle düşünebilir. Ama bunların hepsi bizim tabii görüşümüzün dışında, fazla bir irtibatımız olmadığı için, bir görüşmelerimiz olmadığı için bir şey söylememiz yersiz olur. Onun için kendileri hazırlık maçlarına göre işte yapacakları hazırlık maçlarını gider görürüz. Bakarız ha deriz ki bu takımın şurası eksik, bu takımın burası eksik, burası fazla. Ona göre bir fikir yürütebilir. Ama bu şu kağıt üstünde bir fikir yürütmek bana göre yanlış olur. Evet. Sevgili Fidan. Valla şu anda zaten sezonuna girdiğimiz zaman da şampiyon olduğu günden itibaren bizim de önerimiz öncelikle lige tutunmak ve Bodrum Spor'un şu anda çekirdek bir kadroyla gelecek yıllarda daha yüksek hedeflere gitmesi. Yani evet. Haddini bilerek sezonda böyle başlamasında yarar var diye düşünmüştük. Kendileri de herhalde o doğrultuda bir çalışmayla kadroyu fazla bozmadan, sil baştan deyip yapmadan gerçekten çok iyi yerde bitirdi bana göre. Daha üstte olabilir mi? Olabilir tabii. Ama gelirse eyvallah. Gelmezse de dert değil. Şu andaki önemli olan bu sene için şampiyonluk gelirse buna hayır demeyecek tabii. Mutlaka kabul eder ama bunun için de zorlayıp takımı fozda deforme etmenin de anlamı yok diye düşünüyorum ben.
çok elzem değilse bir iki transferle takviye anlamında gelecek yıllarda da yararlanabileceği bir perspektifte sevgili Cem kardeşimiz bunu değerlendirecek zaten ve ona göre önerisinizi yapmıştır zaten. Cem'in öyle bir huyu vardır. Ya giderim ya kalırım diye düşünür. Onun için takımı ortada tutması doğaldır, normaldir. Yani orada da kalması büyük bir şeyden başarıdır bana göre. İkinci sene daha iyi neticeler almak için o zaman çıkartır listesini şu mevkileri istiyorum. O zaman hedef daha büyük hedef olabilir. Büyük. Telefon hattımızda sevgili Cem Canbaz var. Bodrum Spor Teknik Direktörü Sayın Canbaz. Öncelikle iyi akşamlar ve 2015 yılının Muğla'nın televizyonu Kanal F'de son spor saati programından iyi akşamlar diliyorum. Kamptasınız biliyorum. Kamp süreci nasıl geçiyor ve 27 puanla 8. sırada tamamlamıştı Bodrum Spor. Şöyle geriye doğru baktığımızda evet biz yerimizdeyiz ya da en az 2 basamak 3 basamak daha yukarıda olmamız gerekirdi diyebilir miyiz? Bir de yarın önemli bir hazırlık maçı planlamıştınız. O karşılaşma ve hazırlık maçlarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum Erdoğan Bey. Çok teşekkür ederim. Konuklarımız Abdullah Bey, Cumhurbaşkanımıza iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok güzel özetlediniz. Ben şöyle başlayayım hemen. 2015 yılı gerçekten bize çok güzel geçti. Öncelikle Bandı Gün'de Bodrum Spor Uluyarası olarak şampiyonla Bodrum Spor takımı olarak hep beraber kucakladık ve çıktık. Evet, hem de açık ara şampiyondunuz ve haftalar evet. Önceden de Bodrum Spor hani şampiyonluğunu ilan etmişti. 2015 yılı hakikaten Bodrum Spor açısından nefisti. Şöyle söylemedim ben size. Buyurun. Gerçekten bütün rakiplerimizle aldı gitti. Hepsi bizi tür direkt olarak hepsi hak ettiğimizin şampiyonluğu olduğunu söylediler ve gerçekten çok farklı bir şekilde çıkar. Ama baktığımızda bu sürdürülebilir bir başarıyla alakalı. Hı hı. Çünkü öncelikle bizim hedefimiz sezonu vaat etmemek. Şimdi üçüncülükteyiz. Üçüncülüğe de ilk başlarda tabii ki Bodrum gibi bir şekilde empoze olmaya çalıştı. Sonra ben ligi gibi ısındık. Baktığımızda 8. sıradayız 27 puanla. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda tabii ki yurttalıcı olmak çok önemli. Evet. Ama şu anda da her zaman bizim aklımızın bir köşesinde biliyorsunuz. Evet. İlk 5 play boyunca. Ve biz 2 puan gerisindeyiz sadece. Evet. Şöyle de ligi tabii değerlendirme yapacak olursak oynadığımız bütün maçlarda bir ya da iki maç tarih hep oyunu domine eden, hep ağırlıklı, mücadele gibi yüksek, topun bizde kaldı ve bazen beraber kaldığımız maçlardan sonra dahi rakip takım hocalarımız ve diğer dışarıdan bütün patronların da söyledi. Hep üstün olan sizin, galibiyeti sizin hak ettiğiniz tarafındaydı. Biz aslında bu durumdan bir kez sonradan iyi ısındık ve devam ettik. İnşallah bu başarılara devam ettik. İkinci devrede bütün arzumuz, isteğimiz, seyircimizin de desteği, Sayın Belediye Başkanımızın Mehmet Kocadoğlu'nun da verdiği büyük destekle ve Sayın Rızlar Karakaya yönetiminin de size verdiği bütün destekle ilk beşi kovalamak olacak tabii ki ama kalıcı olmak bizim için çok önemli. Evet, Sayın Canbaz, şu anda bir takviye düşünüyor musunuz? Yeni bir takviye var mı? Hangi mevkiye oyuncu istiyorsunuz? Bir rapor verdiniz mi yönetim kuruluna oyuncu talebiyle ilgili? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Buyurun. Devre arası transferi çok ciddi transferlerdir. Takıma olumlu katkı sağlamak sayıları çok az olabilir. Evet. Biz onun için sezon başı olan bütün kadromuzu koruyoruz şu anda. Kimseyi de göndermedik zaten. Evet. Bildiğiniz gibi biz Ballıgin'de olan takımımızın üzerine bir yapılandırma yaptık. Öncelikle Ballıgin takımımız duruyor. Hala 7-8 tane iskeleti oynuyordu. Aralarına izlediğimiz, beğendiğimiz, bizim için önemli bir şey izlemek. Evet. Çünkü izleme bir komitemiz de var. Biz ekip anlamında da o şekilde çalışıyoruz. Yöneticilerle de aynı şekilde ben raporu verdim. Ama alırsa bir tane oyuncu da onun için sağ kenarında, sol kenarında öyle bir oyuncu arıyoruz. Sağ ve sol kenara. Evet, bir tane o taraflarda oynayabilecek.
Ama olmasa da canları sağ olsun. Bizim çocuklarımız gerçekten, biz onlara hepsini de güvendik. İkinci devrende bütün genelinde de güveniyoruz. Ellerinden gelen mücadeleyi, verdiğimiz taktik disiplini sonuna kadar uygulamaya yapacaklar. Problem yok yani bizim için. Evet, hocam hazırlık maçı bu kamp döneminde, ara dönemde yapacak mısınız? Nasıl planladınız? Şimdi ikinci devrede biz 5 gün izin verdikten sonra oyuncularımızı topladık. Fethiye, Bodrum, Antalya havası zaten hep aynı. Bizim Yalıkavak ve Yalıçık tesislerimiz var. Evet. O belediyenin bizlere imkan sağladı. Orada kampımızı gerçekleştiriyoruz. Bayağı da iyi çalıştık. Sabahları cross ve ağırlık anlamında, fitness anlamında, öğleden sonra taktik anlamında iyi antrenmanlar yaptık. Şimdi planladığımız yarın bir Tire'yle maç yapacağız. Hazırlık maçı Tire'de. O da biliyorsunuz üçüncülükte lider diğer grupta. Bir de pazar günü Altay'la Söke'de bir hazırlık maçı planladık tam arada. Ondan sonra da zaten bir hafta kalıyor. Maç periyodunda Derince maçına hazırlığımız sürecek. Evet, Kocaeli Derince maçına. Evet, çevireceksiniz. Evet, son cümleleriniz nedir? 2016 yılı giriyor. Bodrum Spor Camiası'na, Muğla Spor Camiası'na ve tüm Türkiye'ye nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Öncelikle 2015 yılı bizim için çok güzel, başarılı, sağlıklı, mutlu bir şekilde geçti. 2016 yılı da Bodrum Spor'umuza, Muğla Spor'a, Fethiye Spor'umuza ve bütün ilçelerimizdeki bütün takımların gönüllerince olsun. Hepsi başarılı, gelecekle alakalı umutlu, her zaman güzellikler içinde başarılı, öncelikle sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Bey'e de sağlıklı, uzun ömürlü, güzel bir 2006 yılı diliyorum. Sizin aracılığınızda da bütün Muğla ve Muğla Spor, yani Muğla Spor'un bütün takımlarına başarılar diliyorum. Çok çok teşekkürler sevgili Cem Canbaz. Çok teşekkürler. Evet. Yalnız bir şey söyledi. Evet, duydun buyurun mu? Buyurun. Cem bir şey söyledi. Cem'ciğim teşekkür ediyoruz da bir ihtiyarlara uzun ömürler dedin hemen. Ki iyi ki biz de. Evet. Evet. Çok, daha, çok... daha biz genciz. Daha genciz Cem. Akıl etme. Daha evet. Sıramız gelecek. Bodrum, evet. Bodrum'a geleceğiz yani. Evet. Çok inşallah ilk maçta gelmeyi düşünüyoruz. Evet. İyi akşamlar, iyi yıllar diliyoruz sevgili Cem Canbaz. Bodrum Spor'a da başarılar. Teşekkürler. Evet, Bodrum Spor'u da dinledik. Bu anlatımlara birer cümleyle sevgili Fidan ne söylemek istersin, bir yorum katmak istersen. Vallahi, şimdi, transfer düşünmüyorlar. Bakın, yani bir kişi yani sağ ya da nokta, sol diyor. İşte tespit bu olması lazım. Yani bir kulüpte 15 kişi gelsin, 20 kişi gelsin anlayışıyla hiçbir yere varılmayacağını herkes biliyor. Aklın yolu bir. Ama bunu neden böyle defalarca aynı hata yapılır? Yani işte biz yapmamamız lazım. Siz süpürle bu iş olmuyor. Olmadı hani. Yani ligde 8. sıradayız. Işte iki tane ihtiyacım var benim diyor. Bunlarla şu anda rahat ligde kalırım. Hatta hedefi de playoff'u da götürebilirim. Evet, götürürüm. Girerim. Biraz da başarılı. Diyor. Diğer takımlara da bağlı tabii. Tabii. Yani bu nesnel bir şekilde objektif bakışın eseri. Evet. Onun için özellikle tekrar Cem Canbaz'ı kutluyorum. Ona bu görevi uygun gören yönetimin de ne kadar ufkunun geniş olduğunu da gösteriyor. Evet. Hem yöneticileri hem Cem Canbaz kardeşimizi hem de Bodrum Spor futbolcuları kutluyorum ve başarılar diliyorum. Bu niye başka yerde olmuyor dedim demin değil mi? Evet. Bir, onun manasını anladım ben şeyden. Orayı sürprizi gardına çevirmeye gerek yok. Evet. Bavulumu alan gelsin demiyor. Bak Cem, iki tane adam alacağım. Ya bir yerde haddimi biliyorum diyor. Olmazsa da canları sağ olsun diyor. Teknik direktörün güzel bir lafı. Olmazsa da olur demesi. Takımına güveniyor. Evet. Güveniyor orada. Bunların biraz ince noktaları var. Biz 20 kişiyi kov, 25 kişiyi al, 30 kişiyi gönder, geri al. Olmuyor. Niye bunları biz yapıyoruz? Abdullah abi. Sordular ya niye yapıyoruz biz diye. Onun bir sebebi var demek. İşte adam gibi adam Hikmeti, değil de. Hikmeti hayriyesi adam, var onun. Anlatabildim hani adam gibi adam değil adam. Adam tabii. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Fethiye, bravo hocam. Evet Fethiye Spor'la ilgili değerlendirmelere de geçeceğiz. Fethiye Spor'da 2. Lig Beyaz Grup'ta ara dönemde ama teknik direktör sorununu çözmüş durumda. Tabii ki bunu epey açıklayacağız. Şu anda henüz reklama ne kadar var? Kumanda masasında arkadaşlarım bana
var. Efendim? 3 dakikamız var. Evet, bu süre içerisinde neler var? Az sonra Fethiye Spor dosyamızı açacağız sevgili izleyenler. Fethiye Spor 2. Lig Beyaz Grup'ta 2015 yılını nasıl götürdü öncelikle? Kaç hocayla çalıştı? Fethiye Spor Teknik Direktörü, eski Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan bu sezon 2015 yılı içinde Fethiye'den ayrılırken istifasının ardından neler söylemişti? Fethiyespor'a gelen teknik direktör Ahmet Yıldırım hangi hedefi açıklamıştı Fethiyespor'a geldiği zaman? Ve Fethiyespor'a yeni teknik direktör olarak tekrar gelen Sayın Beyhan Çalışkan neler söyledi? Bunların hepsini programımızın içerisinde ekranlara getireceğiz. En önemlisi yine sizlerden gelen mesajlar var. Sanal alemde Fethiyespor'la ilgili teknik direktör Sayın Beyhan Çalışkan'ın gelişiyle ilgili hem Sayın Çalışkan'a hem de yönetim kurulu için önerilen, söylenen sözleri de buradan ekranlara getireceğiz. Tabii Fethiyespor başarılı oldu mu olmadı mı 2015 yılında bunları konuşacağız. Çünkü 2015 yılının son yani 2014-2015 sezonlu Fethiyespor ligde 14. sırada kapatmıştı. 4 takım düşmüştü. Son karşılaşmasında Emre Okur'la Bayrampaşa Spor maçında gülen taraf olmuştu Fethiyespor. Mesut Toros da vardı o dönemde. İşte kaç tane hocayla nasıl geldi gittileri de yine değerli yorumcularım buradan yorumlayacaklar. Evet, çok kısa bir reklama gidiyor sevgili izleyenler. Bu reklam sürecinin ardından da yine karşınızda olacağız. Spor Saati devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.